Limon. Evet, şimdi sıra limonda. Bakalım limon Eylül'e neler söyleyecek? Limon önce şöyle bir etrafında döndü. Altın sarısı rengi ile Eylül'ü etkilemeye çalışıyordu. Tam konuşmaya başlayacakken sırada bekleyen elma tepki gösterdi. Anlatacaksan anlat artık. Yoksa sıranı alırım. Limon. Elma arkadaşını fazla kızdırmadan tamam arkadaşım anlatmaya başlıyorum. Sevgili Eylül, öncelikle herkes beni sebze olarak bilir. Ama aslında ben bir meyveyim. Herkes tarafından çok sevilirim dedi. Elma ona biraz burun büktü. Mırıldanarak ben senden daha çok seviliyorum. Limon Elmanın araya girmesinden rahatsız oldu. Eylül, Sevgili limon, seni dinliyorum. Hadi anlat, çok hastayım biliyorsun, dedi. Limon özür dileyerek anlatmaya devam etti. Öncelikle sana bazı faydalarımdan bahsedeyim. Kalbe iyi gelirim. Böbrek taşlarını düşürmek için ilk bana başvururlar. Eklem ağrıları için de çok faydalıyım sindirime yardımcı olurum çünkü limon vücudu alkali yapar. Ben potasyum içerdiğim için hücrelerin düzgün çalışmasına katkı sağlarım. Ayrıca kabuklarım antiseptik olduğu için karaciğeri korur, solunum rahatsızlıklarına da iyi gelirim. Suyumu tüketirsen hazımsızlığa iyi gelirim. Saç ve cilt sağlığına fayda sağlarım. Şey bir de ateş düşürücü özelliğim var. Bir gün ateşlenirsen beni düşünebilirsin. Limon biraz düşündükten sonra şimdilik aklıma bunlar geldi. Kim bilir daha ne çok faydam var benim diyerek sırayı elma arkadaşına bırakmak istediğini söyledi. Tabii gitmeden evvel bu kadar övgüden sonra zararlarımdan da bahsetsem iyi olur. Eğer fazla tüketirsen mide yanmasına neden olabilirim ve diş minelerine de zarar verebilirim. Sevgili Eylül, beni tüketirken dikkatli olmayı unutma. Eylül, tamam sakın merak etme söylediklerini hiç unutmam. Of sakin ol biraz sevgili Eylül kusura bakma. Elma arkadaşım beni sıkıştırıp duruyor. Tamam, tamam şimdi sıramı sana veriyorum. Hoşça kal Eylül. Lütfen dikkatli olmayı unutma Eylül. Görüşürüz sevgili ben.